var. 5. sınıf İngilizce. 1. dönem 2. yazılıya başlıyoruz. Tonguç hazır mısın yazılar evladım? Hazır olsaydım burada ne işim var hocam? Ama hazırlayacağım inşallah. Harikasın Tonguç'um. Şimdi kulaklarını dört aç ve beni dikkatli dinle, tamam mı? Tamam hocam. Çok ciddi, dikkatli ve çok dikkatli dinliyorum hocam sizi. Evet, şimdi subjects of the second exam. Böyle biraz İngilizce falan yazdık ya, artistik olsun diye. Yani İkinci sınavın konuları demek istiyoruz. To be and to simple present, can and can't, numbers 1'den 100'e kadar, yani 1 to 100. There is, there are, propositions of place, yani yer edatları ve illnesses, yani hastalıklar. Hiçbirimiz hasta olmak istemeyiz ama maalesef böyle bir şey var. Şimdi Tonguç, illnesses konusunu biliyor musun? Nereden bileyim hocam? Bilmediğim için buradayım zaten. Evet, şimdi o zaman biz devam edelim. We need to know, yani neyi bilmeliyiz, bilmemiz gerekenler. Yani sınavda ne çıkar, bunları yapmaya çalışacağız. Şimdi birincisi 1 ve 5. ünitelerdeki, yani bu to be and simple present, can, can, numbers, there is, illnesses, bütün kelimeleri çok iyi bilmemiz lazım. Kelimeleri ezberlemek için ise şöyle küçük küçük kağıtlar yapabiliriz. Mesela diyelim ki sore throat yazdınız buraya, tamam mı? Boğaz ağrısı demek. Arkasına da, bu kağıdın arkasına da Türkçesini yazmanız sizin için yeterlidir. Böylece cebinizden çıktıkça, farklı farklı yerlerde gördükçe o kelimeleri daha iyi öğrenmiş olursunuz. Çünkü normalde İngilizce kelimeleri hep biz ya sınıfta kağıdın başına görüyoruz, ya evde ders çalışırken masanın başına yine kağıdın başına görüyoruz. Yani bir türlü böyle sokakta, kafede, tuvalette görmüyoruz. O yüzden kafamızda hikaye oluşturamıyoruz. Boğaz ağrısı kelimesini eğer sen bir gün kafede görsen aklında kalabilir. Dolayısıyla kelimeleri cebimize gezdirmek bir günde 50 kelimeyi hızlıca öğrenmemizi sağlar. O zaman burada bunu yapıyoruz. Numbers zaten çok kolay. Burada ne yapıyorduk? 1'den 10'a kadar saymayı zaten ilkokul 1'de öğrenmiştik. Burada şu çok önemli. 16, 17, 18, 19 ile 60, 70, 80, 90'ları karıştırmayalım. Niye? Burada 16'da 16 diyoruz. 17'de 17 diyoruz. 18'de 18 diyoruz. 19'da 9 teen diyoruz ama 60'da 6T diyoruz. 7T diyoruz. 8T diyoruz. Yani bunlar da T'ye geliyor. Bunlar burada 9T diyoruz. Tamam. Gelelim buraya. Affirmative, negative question forms of simple present. Bu da son derece basitti. Burada yapacağımız şey de çok çok kolay. Burada yapmamız gereken şey şöyle söyleyelim. Birincisi arkadaşlar, öncelikle size sınavda asla ve asla şeyi sormazlar. Mesela şuradan bir tane boş kağıt alalım. Şuradan göstereyim. Bakın şöyle güzel bir boş kağıt buldum ben şimdi. Oo, güzel kaliteli bir kağıt. Şeffaf kağıt. Arkada gösteriyor. Şimdi öncelikle şu çok önemli. Simple present tense olayları geniş zamanda gördüğümüz şeylerdi. Şu an now'du. Şimdi geleceğe future diyorduk. Geçmişe de past diyorduk. Her zaman yaptığımız şeyler ise present. Bir şeyin present olduğunu nereden anlayacağız? Eğer always diyorsa, eğer everyday diyorsa bunlar geniş zamanda. Geniş zamanda şahıslarımız, yani bütün zamanlarda I, you, we, they, he, she, it diye şahıslarımız yazdık ya. Buraya Ayşe, Ahmet, Ayrı diye yazabiliriz. Sonrasında fiili İngilizce sözlükten aldığımız gibi yazıyoruz. Sözlükte ne yazıyor mesela? Gitmek go. Buraya go yazıyoruz. Yapmak ne yazıyor? Do. İşte yüzmek ne yazıyor? Swim. Bu kadar basit. Sadece şu he, she, it'te bir uyuzluk var. Onlarda direkt go ya da do ya da swim yazamıyoruz. Burada s takısı geliyor. Yani goes ya da does ya da swims oluyor. Bu kadar basit. Olumsuzluğuna baktığımızda ise şuraya sadece, bak olumsuzluğu kırmızı getireyim. Buraya I don't go diyoruz. E peki hocam he she'de de don't go diyebiliyor musun? Hayır. Burada ise he doesn't diyeceğiz. Fakat doesn't derken şu çok önemli. Şurası tamam ama burada he doesn't dedikten sonra, yani buraya s geldikten sonra bir ikinci kez buraya s getirmiyoruz. He doesn't go dememiz yeterli. Veya she doesn't işte ne diyelim? Swim diyebiliriz. Peki burası negatifi de gösterdik. Affirmative, yani olumluyu da gösterdik. Question formu nedir? Question formu da soru hali. Bu sefer de does'ı başa veya do'yu başa getiriyoruz. Mesela do you go? Veyahut da does he swim gibi sorular sorabiliyoruz. Gelelim buraya. There is, there are propositions of place demiş. Şimdi in, on, at, under, near, next to, between, opposite gibi kelimeler var. Bu da çok basit. Şöyle bir kutu düşünüyorsunuz zihninizde, tamam mı? Kutuyu şöyle çiziyorum. Hop hop. Şöyle kutunun içi de olsun ki şöyle daha iyi anlayın. Şimdi eğer bu kutunun içinde bir top varsa biz bu yeşille yazdığım in oluyor. Eğer üzerinde bir top varsa bu üzerinde olduğu için on oluyor. Bakın yeşil in, kırmızı on. Eğer kutunun yanında bir top varsa, top bulmamız için bir tane turuncu olması lazım. Yani durakta deriz yani bazen. Durakta bekliyor mesela. Şurada önünde et mesela. Et. At the bus da. Burası otobüs durağı olsun. Buna et diyoruz. Eğer kutunun altına biri girdiyse, yani şuralarda bir yerdeyse, kutunun altında mesela diyelim ki şöyle bir yılan olsun. Şöyle yılan şöyle koyuyorum. Bak alttan kesik olduğunu gösteriyorum. Bu sefer under oluyor altında.
Başka ne var? Yanında near oluyor. Dolayısıyla near'ı şuraya da koyabiliriz. Near diyelim mesela yanında. Başka ne var dedik? Between diyor. Between olması için iki şeyin arasında olması lazım. Onu başka bir şeyle gösterelim. Mesela diyelim ki burada A kutusu var. Burada da B kutusu var. Şurası, şu adam da ne oluyor? Bu adam da bu ikisinin arasında ya. Between diyoruz arkadaşlar arasında. Opposite de karşısında oluyor. Bu kadar basit. Yani temelinde bunu çok iyi bilmemiz lazım. Can, can't, affirmative, negative question forms ise yine aynı şekilde çok basit bir şey. Burada da arkadaşlar yapacağımız şey şu. Şahıslarımız neydi? I, you, we, they, he, she, it'ti. Burada bir şeyi eğer geniş anlamda yapmak istersek ne yapıyorduk? Sözlüğe bakıyorduk değil mi? Sözlüğü açtığımızda sözlük ne demekti İngilizce? Dictionary. Sözlükte diyelim gitmek ne yazıyor? Go. Yüzmek ne yazıyor? Swim. İşte ne diyelim mesela okumak read. İşte ne bileyim konuşmak İngilizce speak. Yazmak nedir? Write. İşte koşabilmek run. Hocam he she it'te s takısı geliyordu. Kendi öyle bir şey yok. Kendi ucuzluk var, indirim var. Kendi s takısına gerek yok. Direkt can'i koyuyoruz bitiyor. Yani I can go. Gidebilirim. I go giderim. I can go gidebilirim. You can swim. Yüzebilirsin. We can read. Okuyabiliriz. They can speak. Konuşabilirler. He can write. Yazabilir. She can run diyor. Peki olumsuz da can't oluyor. Bu kadar basit. Peki sorusu ne oluyor? Burayı kapatıyoruz. Başa can'i getiriyoruz. Can you speak? Can you diye soruyu da başa getiriyoruz. Yani olumlu da I can diyoruz. Olumsuz da I can't diyoruz. Soruda ise can I go? Gidebilir miyim? Diyoruz. Şimdi o zaman bu anlattıklarımı anladın mı Tonguç evladım? Çok iyi anladım hocam. Şu anda mükemmel bir şekilde çok iyi motive oldum hocam. Evet Tonguç şimdi yazılımıza başlıyoruz. Are you ready? I am ready teacher. Harikasın o zaman. Let's start to our exam. Başlıyoruz. Şimdi birincisi complete the sentence with the words in the box. Yani kutudaki kelimelerle cümleleri tamamlayın demiş. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Tamam iki kere sordum. İkisine de hazırım dedim. Bakalım yapabiliyor musun? Hi, my name is Serdar. Merhaba benim adım Serdar diyor. Merhaba. Bana ne? Bana ne değil oğlum cevabı doldurman lazım. I am 11 nokta nokta old diyor. O 11 zaman, play old. Oldu mu oğlum öyle bir şey yok. 11 years old. 11 yani, guitar old. Oğlum öyle bir şey oldu mu bak sen ben sana sor. How old are you Tonguç? I am 10 years old. Harika sen 10 yaşındasın akıl yaşın 10. Aferin ama burada şunu bilmen lazım Tonguç'um. Bak bu adam senden büyük. I am 11 years old diyor. Yani 11 yaşındaymış. I am nokta nokta Turkey and I am a nokta nokta in Atatürk Secondary School diyor. Atatürk Ortaokulu'nda öğrenci. Aa ben Hindiyim diyor adama bak. Nerede oğlum? I am Turkey diyor. Hayır oğlum o Türkiye'nin İngilizcesi. Bak ta baş harfi büyük. Türkiye. Şimdi burada I am ne diyeceğiz? I am from Turkey. Hah harikasın. Where are you from hocam? I am from Turkey. Thank you. Ama where are you from? Yani hangi ilçedensiniz, ildensiniz? Ha, I am from İstanbul. Aa hemşo. Ne diyorsun oğlum? Saçtan konuşuyorsun. Aa pardon. Allah'ım yarabbim ya. Esas memleketlere diyor ya Barış Manço onun gibi oldu senin gibi. I am from Turkey and I am a ne olacak? Bu bir gitar mı? Bu bir subject mi? Konu mu? Öğrenci mi? Ne olabilir? Student. Harikasın. Student. I am a student in Atatürk Secondary School. Yani merhaba benim adım Serdar. 11 yaşındayım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. I am from Turkey. Türkiye'denim. And I am a student in Atatürk Secondary School. Atatürk İlkokulu'nda, ortaokulunda özür dilerim. Öğrenciyim diyor. Güzel. Allah kurtarsın. Bana ne? Bana ne? Bize ne? Şimdi I speak nokta nokta and Turkish. Türkçe konuşabiliyormuş ve hangi dil? I speak English olur. Harikasın ya. Değil mi? Türkçe konuşabiliyorsa İngilizce konuşabilmesi lazım diyoruz. I speak English and Turkish. My favorite school. Benim favori okulum diyor. Hmm. Nokta nokta is because falan filan. Cümleler acayip zor. Şimdi burada student yapmıştık. Tamam. İngilizce yaptık. Years old yaptık. From yaptık. Başka bir şey yapmadık. Şimdi 4 tane yaptık, 4 işaretledik. Dolayısıyla bu kelimelere de şu kelimelerden bakacağız ki kafamız daha rahat bulmaya çalışsın Tonguç'um. My favorite school subject. Harikasın. Benim favori okul dersim, subject'im diyor. Subject bazen konu anlamına, bazen ders anlamına gelir Tonguç'um. Subject is ne olabilir? Burada ders bulacağız. Physical education. Harika. Beden eğitimi diyor. Ben de onu çok seviyorum hocam. Aynen. En bütün öğrencilerin en sevdiği ders beden eğitimi. Çünkü beden eğitimi dersinde hoca topu alır. Der ki hadi arkadaşlar gidin top oynayın. Çocuklar da koşar top oynayın. Koşun peşinde. Evet. Because I love sports. Ben çünkü sporları seviyorum. O yüzden de beden eğitimini seviyorum diyor. Aferin Serdar'a. Tebrikler. My school is nokta nokta to my house. Benim evim pardon benim okulum evime ne olacak şimdi? Physical education'ı bitirdik. Subject'i de bitirdik. 3 tane boşumuz kaldı. O zaman benim okulum play diyemeyiz. Gitar diyemeyiz. Play bir fiil, gitar bir isim. Near diyebiliriz bak. My school is near to my house. Okulum evime yakın, yanında. And I walk to school every morning. Ben yürürüm okula her sabah, every morning. In my free time, boş zamanlarımda I nokta nokta chess. Chess nedir Tonguç'un? Chess satranç oyunudur hocam. Harika satranç. With my friends. Play o zaman, chess denir. Harikasın. Play chess denir. Satranç oynanır. With my friends arkadaşlarımla. And
Play'dı. Play futbol denir. Play. Ama kelime kalmadı. Near yaptık. Play yaptık. Geri hangisi kaldı? Play gitar. Harikasın. Çok zekisin Tofuç'um. Hocam siz kendi hayatınızda ne play ediyorsunuz? Do you play any instrument teacher? Ben herhangi bir müziksel enstrüman çalamıyorum. Ama ben işte bazen hafta sonları tenis oynamaya çalışıyorum genelde. O da bilgisayarda oynuyorum yani. bilgisayar ekranında oynuyorum. Bazen de böyle kayak kaliteli yapıyorum. Kaliteli bayat hocam. Kaliteli. Onu bazen, bilgisayar ekranında mı hocam? Onu da bilgisayar ekranında yapıyorum. Tamam. Hocam mükemmel bayat. Bazen de böyle formül yarışına katılıyorum. O da bilgisayar ekranında. Yani hayır, ne gerek var gerçekten o kadar gitmeye, yorul, aynen, o kadar para harcayacağım. Onu yaparken de parmaklarım yoruluyor. Baksana parmaklarım ne hale geldi. Çok gelişmiş parmaklarınız, kaslı parmaklarınız. Teşekkür ederim. I am good at playing it. Bunları yapmada iyiyim demiş Serdar. Aferin Serdar diyoruz. Serdar'ı alkışlarla uğurluyoruz ve yeni bir yarışmacı, yeni bir soru. Ne yapıyorsun evladım? Yazıldasın sen. Stres altında olman lazım. Bu şekilde yazılı yapılmaz. Match the questions with the answers. Soruları cevaplarıyla eşleştirin diyor. Şimdi, where is Melis from? Sence ben sana soruyorum. Where is Melis from diyorum. Sen bunlardan hangisini cevap verirsin? I am Japanese der misin? Saçma. She is from İstanbul. She olabilir. Is from. Çünkü harika. Melis kadındır. Evet. Melis kadın olduğuna göre, kız çocuğu olduğuna göre she is from İstanbul diyebiliriz. What nationality are you? Bu da I'm Japanese, ben Japonyalıyım diyebilir. Yani ben Japonum diyebilir. Where are you from'a I am from Japan dersin ama what nationality are you? Senin milliyetin nedir kardeşim, sen kimsin sen dediğinde o I'm Japanese diyor. Hatırlarsan Turkey, Turkish. England, English diyorduk. Başka ne olabilir mesela? Spain, Spanish. Yani İspanya, İspanyol diye gidiyor. Italy, Italian. İtalya, İtalyan diye gidiyordu. Are you English? Sen İngiliz misin diyor. I am ready hocam. Ne diyorsun oğlum? No, I don't diye cevap veremez. Çünkü are you diye sorduysan I am ya da yani I am diye cevap veremez. Veya I am not diye cevap veremez. No, I don't olmaz. Dolayısıyla no, I'm not demen lazım. O yüzden buradaki sorunun cevabı da Tonguç'um E seçeneği oluyor. How old is Jack? Jack kaç yaşında diyor. No, I don't. Böyle bir cevap olamaz. O yüzden burada cevabımızda he is 11. Yani o 11 yaşında diyebiliriz. Do you speak Chinese? I am Japanese. Böyle bir şey olmaz. Do you speak Chinese sorusunun cevabı, yani sen Çinli misin sorunun cevabı, no, I don't oluyor. Hayır, ben Çinli değilim diyoruz ve cevabımız Adana seçeneği dedikten sonra hemen geçiyoruz başka bir soruyor. Right, true or false? True doğru demek Tonguç'um. False da yanlış demek. Hayatımızda bazen doğrular olabiliyor, bazen yanlışlar olabiliyor. Şimdi bakalım burada. Burada bazı oyunlar var. John var, Aslı var, Mike var ve Sarah var. Şimdi bu arkadaşlar bazı oyunları seviyorlar, bazı oyunları sevmiyorlar. Mesela dodgeball dediğimiz oyunu, yani yakan top diye bildiğimiz oyunu seviyorlarmış. Güzel yakan top. Yakaladım. Çok acıtıyor hocam ya yakan top. Oğlum ne diyorsun, saçma, top da yiyorsa niye acıtıyor? Origami'yi biliyorsun, böyle kağıtlardan değişik değişik şekiller yapmak. Swim yüzmek, ride a bike da bisiklete binmek. Şimdi sen, önce sana soruyorum Tonguç. Sen dodgeball'u seviyor musun? Dodgeball'u seviyorum hocam. Origami? Sevmiyorum. Swim? Seviyorum. Peki yüzmeyi biliyor musun? Yüzmeyi biliyorum hocam tabii ki. Tabii ki. Ride a bike, bisiklet sürmek. Sevmiyorum. Tamam, güzel. Gerçekten saçma sapan bir hayatım var. Neyse, başlayalım şimdi. John can do origami. John origami yapabilir. And ride a bike. Ve bisiklete binebilir diyor. Bakalım origami yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyor. Bisiklete de binemiyor. Ama burada can demiş. Halbuki can demesi lazım. Dolayısıyla buna biz yanlış, yani false diyeceğiz Tonguç evladım benim. Mike can play dodgeball and swim. Mike dodgeball oynayabilir, yani yakan top oynayabilir ve yüzebilir diyor. Bakalım Mike nerede? Dodgeball oynayabiliyor, evet. Swim yapabiliyor. Evet, o zaman burası doğru diyoruz ve gerçekten sevinçler ve alkışlar arasında Mike'ı tebrik ediyoruz. Sarah and Aslı can do origami. Sara ve Aslı origami yapabiliyormuş. Bakalım Sara origami yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Tamam, sıkıntı yok. Aslı yapabiliyor mu? Oh, Aslı yapabiliyor. O zaman buna da hemen true diyebiliriz. Bu cümleyi de doğru addedebiliriz, doğru sayabiliriz, kabul edebiliriz. Aslı can ride a bike, but she can swim. Aslı bisiklete binebiliyormuş. Hayır, binebiliyor, binemiyor, süremiyor. She can swim, yüzmeyi de yapamıyor, bisiklete binemiyor. Dolayısıyla burası saçma sapan olduğu için Aslı'yı da alkışlarla gönderiyoruz. Çünkü ikisini de yapamıyor. Halbuki birini yapabiliyor demiş. O yüzden buna da false diyoruz Tonguç evladım benim. John and Sarah can swim. John ve Sarah yüzemiyorlarmış. İkisi de sıkıntı yaşıyormuş. Bakalım John yüzebiliyor. Sarah yüzebiliyor. O zaman can değil, can demesi lazımdı. Çünkü can yapabilir demek. O zaman burada doğru cevabımız da false olacak Tonguç evladım benim. Çünkü adam yanlış söylemiş diyoruz. Ve yeni bir soruya, yeni bir heyecana, yeni bir endişeye mahal bırakmadan devam ediyoruz. Hiç heyecanlanmana gerek Tonguç. Şimdi sayılardayız. Sayılarda başka bir renk kalem kullanmak istiyorum. Şimdi match the numbers, numaraları eşleştirin with English meanings. İngilizce anlamlarıyla eşleştirin. Şimdi bunların Türkçe okunuşunu biliyor musun? Önce sonu. Bu hangi sayı Tonguç'um? Hocam 25. Harikasın. Bu? 100. Tamam, biliyorsun. Aferin. Türkçe şimdi, biliyorum hocam. Türkçe biliyorsun. Şimdi İngilizce yapmaya çalışacağız. 25. Bu ne olabilir burada?
25. Çok güzel. O zaman buraya 25'i yazıyoruz. Çünkü 20 20 demek hocam. 5 da 5 demek. Harikasın. 21 21, 22 22 falan diye gidiyor. Peki 30 30 demek. Evet. O zaman 31. Solda üstteki hocam. Evet, 31 dedik, bunu eledik. Peki 42. Ortadaki hocam, çünkü 4, evet. 42. 40, 40 demek, 2 da 2 demek. Mükemmel zeka sahibisin. 50, 50. 59. O zaman 59. Evet. Harikasın Tonguç'um, tebrik ediyorum seni. 67. 67 hocam. 66 demek, 7 de 7 demek. Esasında çok basit, gördüğün gibi bak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
7, hemen 7 yazıyoruz. 70 için 70 diyoruz. Ama bak 17 deseydi o zaman 70 değil 17 diyecektik. Ama 70 deyince bu sefer 7. İngilizce ne kadar mucizevi bir dil hocam. İngilizce gerçekten kuralı olmuş. Gerçekten tebrik ediyoruz İngilizleri. İyi bir dil yapmışlar. Güzel, fena değil, kullanışlı. Şimdi 83'e baktığımızda ise bu sefer 80 yani 8 yazıyoruz. 80 diyeceğimiz için 83 oluyor. 99 yazıyoruz. 99, 99. 100 da tabii ki 100 oluyor Tonguç evladım benim. Sayıları mutlaka İngilizce saymayı bilmelisin. Çok iyi bildiğini düşündüğüm için hemen diğer soruya geçiyorum. Match the verse and write. Oh be. Kelimeleri seçin ve yazın. Niye oh be diyorsun? En sevdiğim çünkü sallıyorsun tutuyor bunlar. Ya Tonguç gerçekten çok iyi adamsın. Böyle bir şey sallam yani ne kadar sallarsan salla bazıları yanlış kalacak Tonguç. O yüzden sallama konuyu öğrenmeye çalış evladım benim. Şimdi bak A, B dedik. Get to the cinema. Have back. Falan filan böyle saçma sapan kelimeler. Olmaz ki. Şimdi, play the piano. Harikasın. Play hocam, the piano. Hocam piyanonu çalınır hocam. Evet. Play. Çalmada play denir. Oynanır. Play the piano. O zaman bunu şöyle hop buraya işleştirelim. Oo dur. Ahmet Beyler gelmiş. Dündür dündürün. Evet çok güzel. Peki get ne olabilir? Get lunch, get homework, get... Hocam go to the cinema. Harikasın. Sinemaya gidilir çünkü. Evet go to the cinema. O zaman bunu da alıyorum böyle kırmızıyla. Hop çikilop buraya yerleştirdim. Çok güzel. Peki başka bildiğin ne olabilir mesela Tomuş'un? Hocam bir şey söyleyeceğim. Comeback. Comeback geri dönmek. O zaman bunu da alacağım böyle hop buraya yerleştirdim Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Ne olur comeback. Ne olur geri gel diyorsun. Geri dön diyorsun. Geri dön geri dön diye tebrik ediyorum ben seni. Peki geti bilemiyorsun ki özellikle geti atladık. Şimdi başka bilemeyebilirsin. Oysa hocam aşağıdaki hepsi söyledik zaten. Hepsini söyledik. Do homework. Evet do homework diyoruz o zaman. Ev ödevini yapmak. Harika alıyorum bunu buradan böyle hop. En sevdiğim şey hayattaki hocam. Ev ödevini yapmayı çok öğrenci çok seviyorum. Hayatta en sevdiğim şey. Şu anda bizi izleyen öğrenciler de muhtemelen keşke şu yazılı videosu bize de bir an önce ödevlerini keşke yapsam daha fazla ödev olsa daha fazla çalışsak. Ama bekle birazdan sana sürprizim var Tonguç. Devam ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim Tonguç'um. Şimdi neredeyiz? Ha, acıkıyoruz ödev yapınca da ne olacak o zaman? Have lunch. Harikasın o zaman have lunch da böyle alıyorum. Buraya yerleştirdim. Ve artık Have up the, pardon saçmalık. Have lunch olması gerekiyor. Şöyle pardon o göremedim. Şöyle yeşil yapalım. Güzel. En son artık morla get da. Get up late. Bunu şurada çok karıştı trafik ama olsun. Şöyle alıyorum. Şuraya getirmeye çok çalışıyorum. Çok güzel yaptınız hocam. Gerçekten. Gerçekten. Şu anda resmen böyle sebzeli makarna Da Vinci'nin gibi bir şey oldu. Resmi gibi oldu hocam. Böyle sebzeli makarna olur ya karışık. Hemen geçiyoruz başka bir soruya. Ah! Yeni nesil soru tarzı resimli. Look at the pictures and write their problems. Bunların resimlerine bakın ve sorunları nedir, problemleri nedir bulmaya çalışılıyor. Gerçekten zor bir soru. Niye? Çünkü resme baktığında hiçbir şey anlamıyorsun ki. Hiçbir şey anlamıyoruz. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Şimdi birisi bak karnını basıyor. Karnı bağırıyor diyor. Hocam üçüncü adamın problemini söyleyebilirim hocam. Evet. Duymuyor. Duymuyor. O zaman kulak ağrısı var diyebiliriz. O zaman bu adam olduğu için he has an kulak ear demek. Ağrı da erect diye yazıyorsun ve kaçıyorsun Tonguç'um. Oh bak, be. Bunda karın ağrısı var. Karın ağrısı var. Karnını mı tutuyor? Karnını tutuyor baksana. İşte ağrı gibi gözükmüyor. Gülüyor hocam bu kız. Sırıtıyor. Ya acıdan sırıtıyor. Bakma sen ona. Diyelim ki bunu anlayamadım. Hocam bence bunda beyinsel problemler var. Hayır evladım. Karın ağrıyor. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? She has no brain. No brain. Hayır evladım öyle bir şey yok. Buraya stomach yazıyoruz. Yani karın. Sonrasında stomach ache. Yani karın ağrısı yaşıyor. Bunda bir karın ağrısı var derler ya. Öyle bir şey yani. Yani bir şeylerden mutsuz. Şimdi gelelim bu. Bu adam ne yapıyor? Dişini tutuyor. Eyvah. Dişimiz en önemli işimiz. Peki en önemli işimiz ne? Çişimiz. Saçmalama lan. En önemli işimiz dişimiz. Dişimizi fırçalamalıyız akşamları yatarken, sabahları kalkarken. Saçmalıyız. Diş nereden geldi? Şimdi o zaman buraya yazıyoruz. İkideyiz. He has diş yazacağız. Tooth ve ardından da egg. Tooth egg. Diş ağrısı yaşıyor diyoruz. Bu da boğazını tutmuş. Boğazını o kadar tutmuş ki boğazı gözükmüyor bile. O zaman buna da he has
E, sore, ek mi diyeceğiz? Hayır. Bu sefer ek demiyoruz. Sore throat diyoruz. Bu sefer throat kelimesini kullanıyoruz. Boğaz ağrısı. Bak bu soru sınavda sorulur Tonguç'um. Sorulduğu zaman lütfen hatırla ve yap. Evet Tonguç'um, yeni bir soru, yeni bir şans, yeni bir heyecan. Hiç korkmana gerek yok. Burada bir haritamız var. Hocam bu nasıl bir harita? Dur korkma. Haritamızın içerisinde kelimeleri yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi restoran var, next to var, opposite var, behind var, post office var. Bunların hepsini bilmemiz lazım. Öncelikle şuradan başlayalım. There is a nokta nokta between the bakery, yani fırın, and the market. Market ve fırın arasında ne varmış? Bakery burada, marketi burada. Arasında ne var? Restoran var. O zaman restoran kelimesini hemen yanına tık atıyoruz ve buraya there is a restaurant yazıyoruz. Tonguç evladım benim. The cinema is, sinema nokta nokta, the cafe demiş. Sinema, kafenin neresi de Tonguç'um? Tabii ki sinema nerede? Burada. Kafe de burada. O zaman opposite, yani karşı diyebiliriz. O zaman the cinema is opposite the cafe diyebiliriz. Buraya da yazıyoruz. There is a park. Bir park var diyor. Nerede? Noktada da office demiş. Burada dikkat olmamız lazım. Parkın neresinde? Bak. Park nerede Tonguç'um? Burada. Post office de burada. O zaman next to, yani yanında bir post ofisi var diyebiliriz Tonguç'um. The shoe shop, yani ayakkabı dükkanı is. Ayakkabı dükkanı. Ayakkabı dükkanı nerede? Burada. Shoe shop. Nerede göremiyorum. Bak toy shop burada. Shoe shop da şurası. Bak şurası shoe shop oluyor Tonguç'um. Ayakkabı dükkanı. Şuraya yazıyorum. Burada boş kalmış. Tamam. Ayakkabı dükkanı bankanın neresinde? Arkasında. O zaman the shoe shop is behind the bank diyebiliriz Tonguç'um. Geldik son sorumuza. The nokta nokta is between, arasında, the police station and the park. Polis istasyonu, yani karakol ve park arasında diyor. Polis istasyonu nerede? Burada. Park nerede? Burada. O zaman geri ne kalıyor? Post office kalıyor. O zaman post office'i yerleştiriyoruz. The post office is between the police station and the park. O zaman bu kelimeleri bir daha hatırlayalım. Between arasında demek. Opposite karşısında demek. Next to, near yanında demek. Behind arkasında. In front of da önü demek. Şimdi Tonguç'um bununla alakalı birazcık konuyu çalışman lazım. Yoksa burada hata yapabilirsin. 0'dan 5'e tüm dersler kitabımızın içerisinde İngilizce kısmına gelip sana buradan ödevler vermek istiyorum Tonguç'um. Çünkü bu ödevleri yapmazsan sıkıntı yaşarsın. Bak şimdi. Hatta az önce yaptığımız, bak şu yaptığımız soruyu görüyor musun? Theater, hospital, stationery. Bununla alakalı burada sorular var. Next to, işte on your left, take right, behind. Bunlarla alakalı bilhassa şu sayfaya, yani sayfa 304'de çalışmanı istiyorum, tam da yaptığımız yer. Ama onun öncesinde emizarlar ve en başından itibaren şu kısımları çalışmanı istiyorum. Birinci yazılı konularını da tekrar et. Yani sayfa 286'daki kelimeler. Devam ediyoruz. 286'dan Tonguç'um. Bu kısım 305. Buradaki kelimeler bak. In front of, behind, between, next to, under, opposite. Bu kısımları çalışmanı istiyorum. Yani game and hobbies'e kadar gelmeni istiyorum. Sayfa 308'e kadar kısımları çalışmak. Buradaki kelimeleri öğrenmek, şu kelimeleri güzelce çalışmak senin görevin Tonguç'um. Ve birazcık da zor sorular çözmeni istiyoruz. O yüzden de Zoru Bankası'ndan, Zoru Bankası'nı açalım. Hemen Zoru Bankası'ndan İngilizce kısmını açtığımızda My Town ünitesine kadar, yani en başından Hello ünitesinden sayfa 228 ile Tonguç'um My Town'un sonuna kadar, yani sayfa 236'ya kadar güzel güzel, hatta şu sim konusuna verin, burayı da işlediniz sonuçta. Şurayı my daily rutine kadar, yani sayfa 239'a kadar mutlaka soruları çöz. Buradaki zorlara da dikkat et Tonguç'um. Hiçbir soruyu kaçırmanı istemiyorum. İnşallah sınavdan da iyi bir yazılı notu alırsın. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla Tonguç'um.